izleyenler, sizlerin de bildiği gibi İngiltere'deki eğitim bulunmaz bir fırsat. Ülkemizden de buraya çok öğrenci geliyor. Bizler de bu fırsatı değerlendirdik ve o öğrencilerle röportaj yaptık. İzliyoruz. Sevgili izleyenler, İngiltere eğitim için ilk tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Özellikle Türkiye'den buraya gelen birçok öğrenci arkadaşımız var. Bizler de bu hafta Westminster bölgesine gidip Türkiye'den yeni gelmiş öğrenci arkadaşlarımızla keyifli bir söyleşi yapıyoruz. Efendim bizler İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra'nın göbeğinde Westminster'dan sizlere sesleniyoruz. Farklı kültürlerin, dünyanın farklı ülkelerinden, farklı coğrafyalardan insanların akın akın geldiği bir noktadayız. İşte burada bir sokak müzisyeni ve dinlediğimiz ezgi aslında hiç de kulağımıza yabancı bir ezgi değil. Allah'ından bulasın beni mecnun ettin adlı çalışmayı şu andaki sokak müzisyenimizden dinliyoruz. Bizler de bir parça olsun kulak kabartalım. Ne dersiniz? Efendim, başkent Londra'da yaklaşık 350 bin öğrenci yaşamaktadır. Ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlarla arkadaşlık edebilirsiniz. Bu arkadaşlık hem kültür alışverişi yapmanızı sağlar hem de vizyonunuzu geliştirmenize yardımcı olur. Londra'yı ziyarete gelmiş öğrenci arkadaşlarımızdan burası ile ilgili düşüncelerini alıyoruz. Efendim hiç şüphesiz ki dünyanın en önemli başkentlerinden bir tanesi Londra. Tabii Londra deyince de akla birçok şey geliyor ve bunların başında ise eğitim ve turistik maksat. Yanımızda Türkiye'den gelen bir grup var ve bu her ikisini birden gerçekleştirmek için Londra'dalar. İsterseniz gelin mikrofonumuzu Fatih Bey'e uzatalım ve öncelikle yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Fatih Bey, neden buradasınız? Ne yapıyorsunuz? Gençlere biraz sonra mikrofonu uzatacağız ama öncesinde sizden bilgiler alalım efendim. Tabii ki. İsmim Fatih Özbacak. Kayseri'den geliyoruz. Öğrenci grubumla beraber hem Londra'nın tarihi yerlerini gezmek hem de dil okulla ilgili genel bir bilgi alma amacıyla geldik. Burada Learn & Lodge firmasına Mahmut Bey'in ilgi ve alakasına dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Hem bizi barındırma hem de rehberlik etme adı altında bize çok yardımcı oldu. Gelip önceden bir kontrol etmek istedik. Hani nerede bize daha faydalı bir program elde edebiliriz şeklinde. Bu amaçla geldik. Geliş amacımız bu. Çok teşekkür ederiz. Efendim bizler Fatih Bey'e mikrofonu uzattık ama isterseniz gelin bir de gençlere mikrofonu uzatalım. Hemen bu delikanlıyla başlayalım. Hemen merhaba diyelim sana. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Emre. Emre'cim, neden buradasın? Nasıl buldun? İlk defa mı geliyorsun? Birçok soru var. İstersen sen hepsine birden cevap ver. Öncelikle Kayseri'den geliyorum. Amacımız Londra'nın tarihi yerlerini gezmek ve yazınki dil eğitimi için ön bilgi toplamaktı. Londra bayağı güzel buldum. Bayağı iyi bir şehir yani. Zaten Avrupa'nın göz bebeği başkent olarak. Dünyada adı sayılı şehirlerden biri ve üniversiteleri de bayağı kaliteli. Onun bana bayağı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ve yazınki dil eğitimi için de katılmayı düşünüyorum ona. Sevgili seyirciler, bizler de Londra mahallesi olarak yoğun iş temposu içerisinde açıkçası çok Londra merkezi ve bu tarz tarihi turistik mekanları gezemiyoruz ama gençler sayesinde bizler de onlarla beraber gezme fırsatı, tekrardan gezme fırsatı bulduk. Şu anda arkamızda gördüğünüz London Eye'ı da gençlerle beraber gezeceğiz. Sizi önce tanıyalım. Merhaba, ben Özge. Özgeciğim, sen neden buradasın? Yazın olacak İngilizce kursları için geldim. Şimdi önceden görüp gezmek için hem de ikisi bir arada. Hem görmek hem okulları falan gezmek amacıyla hem tarihi yerleri. Nereleri gezdiniz Özgeciğim? Greenwich Park, tarihi müzesi, bilim müzesi. Oraları gezdik. Peki sen eğitime yönelik düşüncelerin, planların neler? İleride master falan yaparsam düşünmek amacıyla hani bakmak hem de üniversitelere falan o yüzden. Merhaba, seni tanıyalım. Ben Emre, ben de Kayseri'den geliyorum. Peki Emre'cim, senin burada özellikle İngiltere'de, Londra'da en çok ilgini neler ya da ne çekti? Özellikle mimarisi güzel olan binalar ve insanların kibarlıkları, yemekler özellikle. Mesela İngiliz mutfağı aslında çok zengin bir mutfak değildir. Yemekler deyince neler söyleyeceksin?
Bize fish and chips diye bir yemek önerdiler. Başka da bir şey yok zaten. Fish and chips var zaten. Biz de merak ettik, hoşumuza gitti yani. Keyifli miydi? Çok. Nasıl buradaki özellikle mimari olsun, gezdiğin yerler açısından neler söylersin? Yani gündelik binalarda Türkiye dışında burada estetik var. O çok ayırt edici bir özellik İngiltere için. Hep beraber tüm Kayserililere ve tüm vatandaşlarımıza el sallayalım mı? Sevgili mahalleli, şimdi de öğrenci arkadaşlarımıza bu danışmanlık hizmetini veren Mahmut Bey ile de kısa bir söyleşi yapıyoruz. Yanımızda Mahmut Bey var. Biraz önce konuşmuş olduğumuz gençlerin Londra'daki organizasyonunu yapan beyefendi. Mahmut Bey, öncelikle biz sizi tanıyalım. Tabii yayınımıza hoş geldiniz efendim. Sağ olun, teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Biraz bizler için Londra Mahallesi seyircilerine kendinizi tanıtır mısınız efendim? Mahmut Aydın. 15 yıl önce geldim Türkiye'den. Üniversite eğitimi bitirdim ve akabinde buraya geldim. Dil eğitimi sonrasında yüksek lisansımı yaptım. Ve öğretmen olarak çalışmaya başladım Greenwich'te ve 10 yıl aşkın bir süredir eğitimle ilgili çalışmaktayım. 3 sene önce de kendi eğitim danışmanlık şirketimi açtım. Okullara kurumsal danışmanlık vermekteyiz. Aynı zamanda okulların yanında burada dil eğitimi veya üniversite eğitimi almak isteyen Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden İtalya, Rusya başta olmak üzere öğrencilere yardımcı olmaktayız burada. Peki örneğin ben Türkiye'den dil için, eğitim için ya da tarihi turistik yerleri gezmek Tabii. için buraya gelmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir prosedür, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ya birçok tabii gelecek kişinin amacına göre birçok yol ve önerimiz var. Önce biz bir ihtiyaç analizi yapıyoruz, ihtiyaç ve kaynak analizi. Belli sorularımız olduktan sonra gelecek kişinin hangi amaca yönelik gelmek istediğini öğreniyoruz. Ona göre bir yönlendirmeye bulunuyoruz. Eğer burada 6 aylık, 8 aylık, 11 aylık gibi bir eğitim almayı düşünüyorlarsa mutlaka 4-5 günde olsa, 3 günde olsa bir gelsinler, görsünler. Buradaki bir kontakla irtibata geçsinler. Sadece web sayfasına bakarak veya Türkiye'de kulaktan duyma, bilgiler hareket etmesinler. Bu onları büyük bir yanılgıdan kurtaracak ve böylece verecekleri, yani alacakları üründe de memnun olmalarını sağlayacaktır. Eğer bizi de irtibata geçerlerse Learner Lodge olarak biz ekibimizle gerekli yardım yapmaya hazırız. Biz de Londra merkezli bir firma olarak bu yıl Türkiye'deki ofislerimizi açıyoruz. Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası olmak üzere iki ofisimiz 3 ay içerisinde hizmete giriyor. Ofisle irtibata geçecek, eğer arkadaşlarımız ofislerimizle irtibata geçerse gerekli yardımı onlara sağlayabiliriz. Efendim, kültür, tarih, müzik, moda, eğlence ve harika eğitim seçenekleri arıyorsanız Londra eğitim almanız gereken şehirlerin başında gelir. Daha detaylı bilgi için Mahmut Bey ile irtibata geçebilirsiniz. We'll be right back.